Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda cehennem nedir? Cehennem ehli kimlerdir ve cehennem azabı nasıl oluyor? Bu hususlar üzerinde durmaya çalışacağım. Birincisi, cehennem nedir? Cehennem azap yurdu olan ateşin özel ismidir. Arapça cehman kelimesinden alınmıştır. Cehem, sert ve çirkin olmak, dibi görünmez derin kuyu demektir. Kur'an'da ateş, büyük fırın, kor, ateş, azap, sakar, ceza, hutame ve haviye isimleriyle zikredilir. Ahzab suresi 64 ve 88. ayetlerde. Cehennemin tabakaları da vardır. Yedi kapısından her biri bir insan topluluğuna ayrılmıştır. Cehennem bir ateşten dünyadır. Yiyecekler, içecekler, meyveler ve bütün tüketim maddeleri ateşten olan bir dünyadır. Cehennem, lezza, hutame, sair, sakar, cahim, haviye, insanın mükellef organları, kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organ, bunların yedisi açık. Birisi gizlidir ki o da kalptir. Allah'a açık kalp ile yedi organ Allah'a muti olursa, cennete ait sekiz kapıdan girilir. Fakat ruh körelmiş, kalp kapısı kapanmış bulunursa, dıştaki yedi organın her biri cehenneme açılmış, giriş kapısı olurlar. İşte cennetin sekiz, cehennemin yedi kapısı bu hikmet üzeredir. Veil cehennemde bir vadidir. Kafir orada 40 yıl batar da dibine ulaşamaz. Hüzün kuyusu cehennemin vadisidir. Cehennem o vadiden günde 100 kere Allah'a sığınma talep eder. Oraya amellerinde riya yapan kurralar, hafızlar girecektir. Münafıkların ateşten iki dili olacaktır. Cehennem bekçileri 19 tanedir. Cehennemin toprağı beyaz undan yapılmıştır. Bu hususlar Tirmizi, Buhari, Müslim gibi hadis kitaplarında Ebu Davud'da zikredilmiştir. Cehennem ehli kimlerdir? Cehennem ehli cehenneme girecek kişiler, cehenneme müstahak kişiler demektir. Cehennem ehli Kur'an'a göre Allah'a şirk koşanlardır. Allah'a inanmayanlar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Deve iğne deliğinde nasıl geçmezse Allah'a şirk koşanlar da cehennemden asla çıkarılmazlar. Araf suresinin 40. ayetinde ifade ediliyor. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle cehennem ehli kaba, cimri ve kibirli olanlardır. Cehennem bir ateşten dünyadır. Yiyecekler, içecekler, meyveler, bütün tüketim malları, maddeleri orada yetişir. Elbiseler, gömlekler, kolyeler, bilezikler, ayakkabılar ateşten veya katrandandır. Cehennem ehli bu müthiş eğleşme yerinden asla çıkmazlar. Cehennemlikler derece derecedir. Bir kısmı vardır, ateş onları topuğuna kadar yakalar. Bir kısmı vardır, dizlerine kadar yakalar. Bir kısmı vardır, kemere kadar yakalar. Bir kısmı vardır, köprücük kemiğine kadar yakalar. Cehennem ehli beş kısımdır. Birincisi, aklı olmayan zayıflar. Bunlar aranızda tabi olarak bulunurlar. Hiçbir ehle ve mala tabi değildirler. İkincisi, tamahkarlığını izhar etmeyen hain kişiler. Böylesi, bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Üçüncüsü, akşam sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar. Dördüncüsü, cimriler ve yalancılar. Beşincisi, kötü huylu, kaba sözlü insanlardır. Bu hususlar Müslim ve Tirmizi'de geçmektedir değerli dinleyicilerim. İntihar edenin de cehennem ehli olduğu belirtilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için tasadduk edin, zira siz kadınlar, sizin ekseriyetiniz cehennem odunusunuz buyurmuştur. Niçin sorusuna, zira siz kadınlar çok şikayette bulunuyor, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz cevabını vermiştir. Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük, teşekkürde bulunmamak, Allah korusun cehennem ehli yapıyor. İnsanları taklit ederek üzenler de, hakkı bilip hükmünde adaletsiz davranan, halka cahilane hükümde bulunan, haksız kazanan mal sahibi, peygamber üzerine yalan uyduran, mütekebbir, münafıklar, yalan yere yemin eden, zina yapan kadın, riya sahibi abid, yani ibadet eden ve Kur'an okuyanlar da peygamberimizin ifadesiyle cehennem ehlidir. Yani cehenneme götüren amel yapmışlardır. Bu hususlarda Buhari, Ebu Davud, Müslim,
Tirmizi gibi hadis kitaplarında ifade edilmiş. Değerli dinleyicilerim, cehennem azabından kısaca bahseder misiniz? Değerli dinleyicilerim, cehennem azabına gelince, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gitmeleriyle ahiret hayatının üçüncü ve son safhası başlamış olacaktır. Cennet 8, cehennem 7 tabakada meydana gelir. Kötüler yaptıkları kötülüklere ve işledikleri günahlara göre cehennemin ateşli yerlerinde azap görürler. Cehennemliklerin görecekleri azap, işledikleri kötülüklere, suçlara ve günahlara göre şiddet ve hafiflik yönünden değişik olur. Cehennemliklerin görecekleri azap, işledikleri kötülüklere, suçlara ve günahlara göre şiddet ve hafiflik yönünden değişik olur. Allah'ın mutlak adaleti burada da tecelli eder. Kimseye suçundan fazla ceza verilmez. Azap ve işkence işiyle görevli olanlara zebani veya hazin denir. Ayette herkesin cehenneme uğrayacakları, yani Meryem suresinin 71. ayetini ifade ediyor. Amellerine göre şimşek, rüzgar, at, yaya hızıyla ateşten çıkacakları belirtilmekte. Ateş yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Müminin suresinin 104. ayetinde ifade ediliyor. Ateş yüzü kızartır ve üst dudak büzülür. Öyle ki başının ortasına kadar çekilir. Alt dudak da aşağıya sallanır ve göbeğe kadar düşer. Kafirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud dağı kadardır. Derisinin kalınlığı da 3 gecelik yol mesafesidir. Kafir 1-2 fersa uzunluğundaki dilini kıyamet günü yerde sürür. Mevkıfta insanlar onun üzerine basarlar. Miraç sırasında cehennem kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğunluğu da kadınlardı. Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlar yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim diye sordum. Bunlar insanların etlerini yiyenler, yani gıybet edenler ve ırzlarını, şereflerini payimal edenlerdir. Gıybet ve dedikodu gibi toplum hastalığı olan insanların birbirini arkadan çekiştirmeleri ve ırzların namuslarını Peygamberimizin ifadesiyle iki bacağın arasındakini muhafaza etmemesi cehennem azabını gerektiriyor. Değerli dinleyicilerim, tabii bu hususlar her bir konunun ayet ve hadiste numarasını vermiyorum, hani programın akışını bozmamak için. Müslim'de, Tirmizi'de, Buhari'de, Ebu Davud'da geçiyor bu hususlar. Gıybet ve dedikodu gibi toplum hastalığı olan insanların birbirini arkadan çekiştirmeleri ve ırzlarını, namuslarını Peygamberimizin ifadesiyle iki bacağının arasındakini muhafaza etmemesi cehennem azabını gerektiriyor. Farzları terk edenin, Kur'an'ı reddedenin, taşla başı yarılacak, yalancı olanın, ensesine kadar yüzü, burnu, gözü soyulacak, zina yapanlar, kızgın fırınlar içinde çıplak olarak azap olunacak, faiz yiyenler kan nehrinde yüzecek, ağızlarına taş atılacaktır. Aynı şekilde gıybet edenlerin, iftira atanların, cehennem köprüsünde hapis olacağını, bülens denilen hapishaneye sevk edileceğini, zekatı verilmeyen, altın ve gümüşlerin cehennem ateşinde kızdırılacağını, bunları biriktirip de zekatını vermeyenlerin alınlarına, böğürlerine, sırtlarının dağlanacağını, bu kendiniz için biriktirdiğinizdir, azabı tadın denileceği, Tevbe 35'te ifade ediliyor, Kur'an ve hadisler haber veriyor. Cehennemliklerin yiyecekleri, hayvanların da yiyemediği bir bitki, Gâşiye suresinin 6. ayetinde ifade ediliyor, ya da zakkum ağacıdır, Saffat suresinin 62 ile 66. ayetlerinde ifade ediliyor. Suçluların kalacakları yer, 7 kapısı olan hapishanedir. Hicr suresinin 44. ayetinde ifade ediliyor. Birçok odaları vardır. Cehennemliklerin üzerlerine kapıları kilitlenmiş ateş salıverilecektir. Beled suresinde, Nisa suresinde ifade ediliyor bu hususta. O ateş yakıcı, kızgın homurtusu duyulan lavlar kıfışkıran, doymaz bir ateştir. Kaf suresinin 30. ayetinde ifade ediliyor. Suçlular ayaklarından ve alınlarından tutulup uzun zincirlere vurularak yüzüstü sürüklenirler. İsra 97, Furkan 34 nolu ayetlerde. Kaçmayı istedikleri her seferinde demirden kamçılarla dövülerek ateşin ortasına itilirler. Onlara ateşten elbiseler giydirilecek ve bu kişiler ateşten döşeklere yatırılacaklardır. Kehf suresi 29, Ankibut 54-55. ayetler. Yüzlerini yalayacak, ateş derilerini veya parmaklarını, her yerlerini yakacak, kömüre çevirecek. Müdessir 29. ayet. Yeniden derileri gelecek. Nisa 56.
Tekrar ateş derken kaynar suya sürülecekler, tepelerinden kaynar su dökülecek, derilerinin gözeneklerine nüfuz eden rüzgar gelecektir. Haç 19-20 nolu ayetler, kara dumandan yakıcı gölgeler olacaktır. Vakıa 43. Allah-u Teala böyle bir azaptan ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun, bütün dinleyicilerimizi muhafaza buyursun, sevdiklerimizi muhafaza buyursun. Rabbim rızasını kazanıp cenneti, cemalullahı, cennetül firdevsi, sevgili peygamberimizi ve bütün peygamberlere komşu olmayı, sahabe-i kiram efendilerimize komşu olmayı bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.